Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aşk ve Gurur Bölüm 11. Evdekiler Albay Fitzwilliam'ın tavırlarını çok beğenmişlerdi ve bayanlar, Rosings'teki toplantıların bu genç sayesinde çok daha hoş olacağını hissediyorlardı. Ama köşke ancak birkaç gün sonra çağrıldılar. Çünkü misafirler varken onların arkadaşlığı pek aranmıyordu. Misafirler geldikten bir hafta sonra Paskalya günü böyle bir ilgiyle onurlandırdılar. O da kiliseden çıkarken akşama oraya gitmeleri söylendiğinde. Hafta içinde Lady Catherine'i ve kızını pek az görmüşlerdi. Bu süre içinde Albay Fitzwilliam papaz evini bir iki defa ziyaret etmişti. Ama Bay Darcy sadece kilisede ortaya çıkmıştı. Davet elbette ki kabul edilmiş ve söylenen saatte Lady Catherine salonundaki topluluğa katılmışlardı. Sayın Lady onları nezaketle karşıladı. Fakat bunun kimseyi bulamadığı zamanlardaki kadar istekli olmadığı belliydi. Gerçekten Lady Catherine hemen hep yeğenleriyle ilgileniyordu. Odada herkesten çok onlarla, özellikle Darcy ile konuşuyordu. Albay Fitzwilliam misafirlerin geldiğine gerçekten sevinmişe benziyordu. Rosings de herhangi bir yeniliğe susamıştı. Bayan Collins'in şirin arkadaşı da çok hoşuna gidiyordu. Onun yanına oturmuş, kentten ve Hertfordshire'dan seyahate çıkmaktan, evde oturmaktan, yeni kitaplardan ve müzikten tatlı tatlı konuşmuştu. Elizabeth bu odada o zamana kadar bu akşam eğlendiğini yarısı kadar eğlenememişti. O kadar canlı ve uzun konuştular ki, Bay Darcy'nin yanı sıra Lady Catherine'in de ilgisini çektiler. Darcy'nin meraklı bakışları sık sık onlara çevriliyordu. Biraz sonra Sayın Lady'nin de aynı şekilde merak ettiği belli oldu. Çünkü Lady hiç çekinmeden, ''Neler anlatıyorsun Fitzwilliam?'' dedi yüksek sesle. ''Nelerden konuşuyorsunuz?'' ''Bayan Elizabeth Bennet'a neler söylüyorsun? Ben de duyayım.'' Cevap vermek zorunda kalan Fitzwilliam, ''Müzikten konuşuyoruz efendim.'' dedi. ''Müzikten mi? O halde rica ederim yüksek sesle konuşun. En hoşlandığım konudur bu. Eğer müzikten söz ediyorsanız sohbetten ben de payımı almalıyım.'' ''Sanırım İngiltere'de benim kadar gerçek bir müzik sevki veya doğuştan zevk sahibi olan çok az kişi vardır. Eğer bir şey çalmayı öğrenseydim kesinlikle büyük bir yetenek olurdum.'' Sağlık durumu izin verse de kendini müziğe verebilse eminim anne de çok güzel çalardı. Georgia nasıl bu konuda Darcy? Bay Darcy kız kardeşinin yeteneğini sevgi dolu bir dille övdü. Lady Catherine işte buna çok sevindim dedi. Lütfen benim adıma ona çok çalışmazsa piyanoyu ilerletemeyeceğini söyle. Darcy, Georgia'nın dedi. Böyle bir öğüde ihtiyacı olmadığından emin olabilirsiniz. Zaten devamlı çalışıyor. Ne kadar çalışırsa o kadar iyi. Çalışmanın fazlası yoktur. Bir dahaki mektubumda piyano derslerini hiçbir şekilde asmamasını öğütleyeceğim. Genç bayanlara her zaman sürekli çalışmadıkça ustalığa erişilmeyeceğini söylemişimdir. Bayan Elizabeth Bennet'a da daha çok çalışmazsa gerçekten iyi çalamayacağını birçok kez söyledim. Bayan Collins'in piyanosu yoksa da ona sık söylediğim gibi her gün Rosings'e gelebilir ve Bayan Jackson'ın odasındaki küçük piyanoda çalışabilir. Evin o tarafında kimseyi de rahatsız etmez. Bay Darcy teyzesinin kabalığı yüzünden biraz utanmış gibi görünüyordu ve cevap vermedi. Kahveler içildikten sonra Albay Fitzwilliam, Elizabeth'e kendisine piyano çalmaya söz verdiğini hatırlattı ve genç kız hemen piyanoya geçti. Fitzwilliam da bir iskemle çekerek onun yanına oturdu. Lady Catherine bir şarkının yarısına kadar dinledikten sonra
yine eskisi gibi öbür yeğeniyle konuşmaya başladı. Sonunda Bay Darcy onu bırakıp kalktı ve her zamanki ölçülü tavrıyla piyanoya doğru yürüdükten sonra çalanın güzel yüzünü iyice görebileceği bir yere oturdu. Elizabeth onun ne yaptığını gördü ve uygun olan ilk anda durarak alaylı bir gülümseyişle "Beni dinlemeye böyle açıkça gelerek beni korkutmak mı istiyorsunuz Bay Darcy?" dedi. "Ama kardeşinizin çok güzel çaldığını bildiğim halde yılmayacağım. Başkalarının keyfi olsun diye korkmayacak kadar inatçıyımdır. Beni korkutmak için yapılan her girişimin karşısında cesaretim artar." Bay Darcy, "Yanılıyorsunuz demeyeceğim" cevabını verdi. "Sizi gerçekten yıldırma niyetinde olduğuma inanmış olamazsınız. Aslında sizin olmayan fikirleri ara sıra ileri sürmekten çok zevk aldığınızı öğrenebilecek kadar bir süredir sizi tanıma şerefine erişmiş bulunuyorum." Elizabeth kendini anlatan bu sözlere candan güldü. Sonra Albay Fitzwilliam'a dönerek, "Kuzeniniz size hakkımda çok güzel fikirler verecek ve söylediklerin bir kelimesine bile inanmamanızı tavsiye edecek," dedi. "Kendimi az çok beğendirebileceğimi umduğum dünyanın bu köşesinde gerçek karakterimi tamamıyla ortaya dökebilecek birisiyle karşılaşmış olmak benim için gerçekten büyük talihsizlik. Bay Darcy, Hertfordshire'daki bütün kusurlarımı sayıp dökmeniz büyük bir insafsızlık olur. Ayrıca iyi bir taktik olmadığını söylememe de izin verin. Çünkü misilleme yapmam için beni kışkırtabilir ve akrabalarınızın üzerinde ağır bir darbe etkisi yapacağı kesin şeyler söyleyebilirim." Genç adam gülümseyerek, "Sizden korkmuyorum" cevabını verdi. Albay Fitzwilliam heyecanlanmıştı. "Rica ederim" dedi. "Onu neyle suçladığınızı bilmek istiyorum. Yabancılar arasında nasıl davrandığını bileyim. O halde dinleyin ama kendinizi korkunç şeylere hazırlayın. Bay Darcy'yi ilk defa Hertfordshire'daki baloda gördüm. Ve bu baloda ne yaptı dersiniz? Yalnızca 4 defa dans etti. Size acı verdiğim için üzgünüm ama doğrusu bu. Erkek sayısı çok az olduğu, birçok genç bayan kavalyesizden oturmak zorunda kaldığı halde, evet bunu çok iyi hatırlıyorum, yalnız 4 defa dansa kalktı. Bay Darcy, bu gerçeği inkar edemezsiniz. O baloda beraber gelmiş olduğum gruptakilerden başka hiçbir bayanla tanışma şerefini kazanmamıştım. Doğru ve bir baloda da kimse kimseye tanıştırılamaz, öyle değil mi? Evet Albay Fitzwilliam, bundan sonra ne çalayım? Parmaklarım emirlerinizi bekliyor. Bay Darcy, tanıştırmak istesem belki de daha iyi ederdim dedi. Ama kendimi yabancılara sevdirme konusunda başarılı değilimdir. Elizabeth yine Albay Fitzwilliam'a, bunun nedenini kuzeninize soralım mı dedi. Aklı başında, eğitimli, dünya görmüş bir adamın kendini yabancılara neden sevdiremediğini ondan öğrenmek isteyelim mi? Fitzwilliam Darcy'ye bakmaksızın, sorunuza cevap verebilirim. Bunun nedeni kendini hoşa gitme zahmetine sokmak istememesi dedi. Darcy kuşkusuz karşılığını verdi. Daha önce hiç görmediğim insanlarla hemen rahatça konuşmaya girişme konusunda bazılarında gördüğüm yetenek bende yok. Ne onlar gibi konuşabilirim ne de birçok kez tanık olduğum şekilde konuştuklarıyla ilgilenmiş gibi görünebilirim. Elizabeth, parmaklarım dedi. Piyanonun üzerinde birçok kadınki kadar ustalıkla kaymıyor. Aynı hızla gidemiyor. Aynı ifadeyle çalamıyor. Ama bunun suçunu her zaman kendimde aradım. Çünkü çok çalışma zahmetine katlanmadım. Yoksa benim parmaklarımın da benden çok daha iyi çalan kadınlarınki kadar yetenekli olduğuna inanmadığımdan değil. Darcy gülümseyerek, çok haklısınız dedi. Siz zamanınızı çok daha yararlı şekilde geçirdiniz. Sizi dinleme şerefini kazanan hiç kimse çalışınızda bir kusur görmez. Esasen ne siz ne de ben. Becerilerimizi yabancıların önünde sergilemekten hoşlanmıyoruz. Tam bu sırada Lady Catherine ne konuştuklarını sorarak sözlerini kesti. Elizabeth hemen tekrar çalmaya başladı. Lady Catherine yaklaştı. Birkaç dakika dinledikten sonra Darcy'ye, "Bayan Elizabeth" dedi, "biraz daha çalışsa, Londra'da bir hocadan da yararlansa, İşte fena çalmayacak. Zevki eni kadar iyi olmasa da parmaklarını çok güzel kullanıyor. Sağlığı öğrenmesine izin verseydi eni çok güzel çalabilirdi."
Elizabeth Darcy'nin kuzeni hakkındaki bu övgüleri ne dereceye kadar içtenlikle desteklediğini görmek için genç adama baktı. Ama ne o anda ne de daha başka bir zamanda hiçbir belirti göremedi. Bay Darcy'nin bayan da böyle davranışına bakarak Caroline Bingley adına içi ferahladı. Çünkü akraba olsalar Bay Darcy ile onun evlenme olasılığı da Annie de Bourgh kadar kuvvetli olurdu. Lady Catherine, Elizabeth'in çalışı hakkında görüşlerini sayıp dökmeye devam etti. Bunlara sanat ve zevk konusunda birçok ders de karıştırıyordu. Genç kız bütün bunları nezaket gereği büyük bir sabırla dinledi ve Sayın Lady'nin arabası onları götürmek üzere hazır oluncaya kadar beyefendilerin ricasıyla piyanonun başından hiç kalkmadı. Bayan Collins ile Maria bir iş için köye gittiklerinden, Elizabeth ertesi sabah yalnız başına oturmuş Jane'e mektup yazıyordu. Birdenbire kapının zili çaldı. Bir misafir geldiği kesindi. Bir araba sesi duymadığı için genç kız bunun Lady Catherine olabileceği endişesi ve saldırgan sorulardan kurtulmak isteğiyle yarım kalmış mektubunu kaldırırken kapı açıldı. Elizabeth şaşırıp kaldı. Çünkü gelen Bay Darcy'ydi ve yanında başka hiç kimse yoktu. O da Elizabeth'i yalnız bulmuş olmasına şaşırmış gibiydi. Bütün bayanları evde sanarak geldiğini söyleyerek genç kızı rahatsız ettiği için özür diledi. Oturdular ve Elizabeth, Rosings'dekilerin nasıl olduklarını sorduktan sonra tam bir sessizliğe gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Kesinlikle konuşacak bir şey düşünmek gerekiyordu. Bunun telaşıyla her fırçardaki birbirlerini son gördükleri zamanı hatırlayarak acele Londra'ya gitmeleri hakkında genç adamın ne söyleyeceğini merak eden Elizabeth, "Geçen Kasım'da," dedi, "Netherfield'den ne kadar acele ayrılmışsınız Bay Darcy. Böyle hemen ardından geldiğinizi görmek Bay Bingley için herhalde hoş bir sürpriz olmuştur. Çünkü hatırladığım kadarıyla o sadece bir gün önce gitmişti. Londra'dan ayrıldığınızda umarım hepsi iyi durumdaydı." "Çok iyiydiler, teşekkür ederim." Genç kız bundan başka bir cevap alamayacağını anladı ve kısa bir sessizlikten sonra "Duyduğuma göre," diye ekledi, "Bay Bingley tekrar Netherfield'e dönmeye pek niyetli değilmiş." "Böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Ama bundan böyle orada pek az zaman geçirirse hiç şaşırmam. Çok dostu var. Dost sayısının durmadan arttığı yaşlara gelmiş bulunuyor. Eğer Netherfield'de pek seyre kalmak niyetindeyse orasını tamamıyla boşaltması komşuları için daha iyi olur. Çünkü o zaman belki de bizler orada sürekli oturacak bir komşu kazanırız. Ama ne var ki Bay Bingley bu köşkü komşularını değil kendini düşünerek tutmuştur. Burasını tutmaya devam ederken veya boşaltırken de aynı ilkelerle hareket etmesi beklenebilir." Darcy uygun bir öneri alır almaz "Orasını boşaltırsa hiç şaşırmam," dedi. Elizabeth cevap vermedi. Ondan daha uzun söz etmekten korkuyordu. Söylemek istediği başka bir şey de olmadığı için konu bulma zahmetini karşısındakine bırakmaya karar verdi. Bay Darcy bunu anladı ve hemen söze başladı. "Burası çok rahat bir eve benziyor. Bay Collins, Hansford'a ilk geldiği zaman Lady Catherine bu evi düzenlemek için bir hayli uğraştı sanırım. Eminim öyledir ve eminim Lady, lütuflarından daha çok minnet duyacak birisini bulamazlardı. Bay Collins açısından çok şanslı görünüyor." "Evet, gerçekten öyle. Bay Collins'i kabul edebilecek veya ettikten sonra mutlu edebilecek aklı başında ancak bir iki kadın bulunabilirdi. Onun bunlardan biriyle karşılaşma imkanını bulmasına dostları çok sevinse gerek. Arkadaşım çok akıllıdır. Hoş, Bay Collins ile evlenmesini şimdiye kadar yaptığı en akıllıca hareket saymıyorum ya. Ama çok mutlu görünüyor. Mantıklı bakılırsa, kuşkusuz bu onun için çok iyi bir evlilik. Ailesine ve dostlarına bu kadar yakın bir yerde oturuyor olmak da onun adına herhalde hoş bir şey. Siz buna yakın mı diyorsunuz? Neredeyse 50 mil. Yol iyi olduktan sonra 50 mil nedir ki? Yarım günden biraz daha uzun bir yolculuk. Evet, bence oldukça yakın sayılır." Elizabeth oldukça heyecanlandı. Bayan Collins ailesine yakın bir yerde oturuyor demek aklımdan geçmedi. "Bu sizin Hertfordshire'da ne kadar bağlı olduğunuzun kanıtı. Öyle sanıyorum ki Lamburn çevresinin dışında kalan her yer size uzak görünüyor." Bunları söylerken yüzünde beliren anlamlı gülümsemeden genç kız,
Bay Darcy'nin Jane'i ve Netherfield Köşkü'nü ima ettiği anlamını çıkardı. Elizabeth cevap verirken kızardı. Bir kadın ailesine pek yakın bir yerde oturmamalıdır. Demek istemiyorum. Uzak ve yakın görecelidir ve birçok değişen koşullara bağlıdır. Yolculuk masrafını önemsiz kılacak kadar zengin olanlar için mesafe sorun olmaktan çıkar. Ama Charlotte o durumda değil. Bay ve Bayan Collins'in rahat yaşayacak kadar gelirleri var. Ama bu para sık sık yolculuk yapmalarına yetmez. Bence arkadaşım ailesine burasının yarı yolu kadar bir mesafede otursaydı bile yine kendini yakın sayamazdı. Bay Darcy iskemlesini biraz ona yaklaştırarak "Yerinize bu kadar bağlı olmaya hakkınız yok." dedi. "Her zaman Lamburn'da kalamazsınız." Elizabeth şaşırdı. Genç adam duygularında bir değişiklik hissedince iskemlesini geri çekti. Masanın üzerinden bir gazete aldı ve gözlerini satırlarda gezdirerek daha soğuk bir ses tonuyla "Kentten hoşlanmadınız mı?" dedi. Kent hakkında başlayan ve iki tarafında sakin ve kısa cümleleriyle devam eden konuşma, yürüyüşten henüz dönen Charlotte ile kız kardeşinin içeri girmesiyle kesildi. Elizabeth ile Darcy'yi baş başa bulmak onları şaşırtmıştı. Bay Darcy, Bayan Elizabeth Bennet'i rahatsız etmesiyle sonuçlanan hatasını anlattı. Kimseyle fazla bir şey konuşmadan birkaç dakika daha oturduktan sonra çıkıp gitti. O gider gitmez Charlotte, "Bu ne anlama geliyor Elizacığım? Herhalde sana aşık. Yoksa taş çatlasa bizi ziyarete böyle habersiz gelmezdi." Ama Elizabeth onun ne kadar az konuştuğunu anlatınca Charlotte'un bütün dileklerine rağmen bunun aşk işi olmadığı anlaşılmıştı. Bir sürü olasılık ileri sürdükten sonra genç adamın yapacak başka bir şey bulamadığı için geldiğinde karar kıldılar. Yılın bu mevsiminde gerçekten yapılacak çok az şey vardı. Açık hava sporlarının mevsimi geçmişti. Evde Lady Catherine kitaplar ve bilardo ile de zaman geçirebilirdi. Ama erkeklerin sürekli evde kalmaları beklenemezdi. Papaz evinin yakınlığı veya oraya giden yolun güzelliği ya da içinde oturanlar iki kuzeni hemen her gün oraya çekiyordu. Sabahın çeşitli saatlerinde bazen ayrı ayrı, bazen birlikte, arada sırada da teyzelerin eşliğinde misafirliğe geliyorlardı. Albay Fitzwilliam'ın dostluğundan hoşlandığı için geldiği ortada olduğundan genç adam daha çok güven veriyordu. Onunla beraber olmaktan duyduğu memnuniyet, aynı zamanda genç adamın açıkça görülen hayranlığı, Elizabeth'i eski gözdesi George Wickham'ı hatırlatıyordu. Onları kıyaslarken Albay Fitzwilliam'ın tavırlarını Wickham'ınkinden daha az çekici bir yumuşaklıkta bulmasına rağmen, kültür yönden Albay'ı düşünce bakımından onu daha üstün buluyordu. Bay Darcy'nin papaz evine neden sık sık misafirliğe geldiğini anlamak daha zordu. Herhalde sohbet etmeye gelmiyordu. Çünkü bazen 10 dakika hiç ağzını açmadan oturduğu oluyordu. Konuştuğu zaman da istediği için değil de gerektiği için konuşuyormuş gibiydi. Sanki zevk almıyor, adetlerin gereğine uyuyordu. Gerçekten samimi göründüğü zamanlar enderdi. Bay Collins ona nasıl davranacağını kestiremiyordu. Albay Fitzwilliam'ın onun bir aptallığına gülmesi, Darcy'nin genelde böyle olmadığını gösteriyordu ki, Charlotte onu az tanıdığından bunun nedenini kendiliğinden bilemezdi. Bu değişikliğin aşktan kaynaklandığına, bu aşkın arkadaşı Eliza'ya yöneldiğine inanmak istediği için bu konuyu halletmeyi kendine iş edindi. Rosings'e her gittiklerinde veya o Hansford'a geldiğinde Charlotte Bay Darcy'yi gözetliyor ama bir sonuca ulaşamıyordu. Arkadaşına sık sık baktığı kesindi. Ama bu bakışların ne anlama geldiği tartışılırdı. Bu derin, sabit bakışlarda büyük bir hayranlık olduğundan genç kadın çoğu kez kuşkulansa da bazen dalgınlıktan başka bir şey okunamıyordu. Birkaç kez Elizabeth'e Darcy'nin ona eğilim duyması olasılığından söz etti. Ama genç kız bu fikre hep gülüyordu. Bay Collins'e hayal kırıklığı ile bitebilecek ümitler uyandırma tehlikesine karşı bunun üstüne fazla durmayı doğru bulmadı. Çünkü Charlotte, Bay Darcy'nin kendine aşık olduğuna inandı. Anda Elizabeth'in ona karşı duyduğu bütün soğukluğu kesinlikle utanacağı kanısını edinmişti. Elizabeth için kurduğu tatlı hayaller arasında onun Albay Fitzwilliam ile evlenmesi de vardı. Bu genç eşsiz derecede hoş bir adamdı. Kuşkusuz Elizabeth'i beğeniyordu ve konumu da çok elverişliydi.
Ama bütün bunlara rağmen Bay Darcy'nin kilisedeki önemli nüfusuna karşılık kuzenin hiçbir nüfuzu yoktu. Elizabeth parkta dolaşırken birkaç kez hiç beklemediği anda Bay Darcy ile karşılaştı. Başka kimsenin gelmediği bu yerleri onu sürükleyen rastlantının tersliğine sıkılarak ve bunun tekrarlanmasını önlemek niyetiyle kendisinin bu yolu sevdiğini özellikle belirtti. Bu nedenle ikinci kez rastlamaları çok tuhaftı. Bu da yetmedi, üçüncü kez de karşılaştılar. Bunu ya bile bile Elizabeth'i kızdırmak ya da kendi kendine işkence etmek için yapıyor olmalıydı. Çünkü bu karşılaşmalarda yalnız resmi bir şekilde hal hatır sorulup sıkıcı bir duraklamadan sonra ayrılıp gidilmiyordu. Bay Darcy geri dönüp Elizabeth ile yürümeyi gerekli görüyordu. Genç adam asla fazla konuşmuyordu. Böylelikle Elizabeth ne konuşma ne de onu dinleme sıkıntısına giriyordu. Bay Darcy'nin bazı tuhaf ve birbirini tutmayan sorular sorduğu ancak üçüncü karşılaşmalarında fark etti. Hansford'da olmaktan memnun muymuş? Yalnız yürümeyi seviyor muymuş? Bay ve Bayan Collins'in mutlu olduklarını düşünüyor muymuş? Ve sonra Rosington ve Elizabeth'in köşkü iyice tanıyamamasından da söz açmış ve genç kız bir daha kente geldiği zaman Rosington'da kalmasını ister gibi konuşmuştu. Sözlerinden bu anlam çıkıyordu. Acaba bunları Albay Fitzwilliam'ı düşünerek mi söylüyordu? Elizabeth'e eğer Bay Darcy bir şey ima etmek istiyorsa herhalde Albay ile evleneceğini ima etmek istiyormuş gibi geldi. Buna biraz üzüldü ve yürüye yürüye papaz evine geldiklerini görünce adeta sevindi. Bir gün yine böyle dolaşırken Jane'in son mektubunu bir daha gözden geçiriyor, ablasının bu mektubu yazarken pek de mutlu olmadığını gösteren bazı bölümler üzerinde duruyordu ki bu kez karşısına Bay Darcy değil Bay Fitzwilliam çıktı. Elizabeth hemen mektubu kaldırdı, gülümsemeye çalışarak ''Sizin bu tarafta dolaştığınızı bilmiyordum.'' dedi. ''Her yıl yaptığım gibi bu kez de parkın her yanını gezdim ve gezintimi papaz evine bir ziyarete tamamlama niyetindeydim. Siz daha yürüyecek misiniz?'' ''Hayır, ben de dönmek üzereydim.'' Bunun üzerine döndü ve ikisi birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Elizabeth, ''Cumartesi kentten ayrılacağınız kesin mi?'' diye sordu. Evet, eğer Darcy yine ertelemezse. Ben ona bağlıyım. O dilediği gibi karar veriyor. Yaptığı düzenlemeden hoşlanmasa bile, hiç olmasa dilediğini yapma gücü ona büyük bir zevk verir. Keyfine göre hareket edebilme gücünün tadını Bay Darcy'den daha güzel çıkaran kimse görmedim. Albay Fitzwilliam evet diye cevap verdi. İstediği gibi hareket etmekten hoşlanır. Ama hepimiz öyleyiz. Ama bunu yapmak için birçoklarından daha elverişli bir durumda. Çünkü o zengin, birçokları ise yoksul. Bu sözleri samimiyetle söylüyorum. Biliyorsunuz ailenin küçük oğlu olarak özveriye ve başkalarına bağımlı olmaya kendimi alıştırmalıyım. Bence bir ünvan sahibi babanın küçük oğlu bunların hiçbirini bilmez. Gerçekten siz özveri nedir, başkasına bağımlı olmak nedir biliyor musunuz? Parasızlık ne zaman sizi istediğiniz yere gitmekten veya imrendiğiniz bir şeyi almaktan alıkoydu? Bunlar ölçüye göre değişen sorular. Bu türden çok zorluk çektiğimi söyleyemem belki. Ama daha ağır basan sorunlarda parasızlığın sıkıntısını çekmiş olabilirim. Örneğin küçük oğullar istedikleri zaman evlenemezler. Zengin bir kadını beğendiği sürece sanırım çoğu zaman öyle oluyor. Para harcama alışkanlıklarımız bizi yeterince özgür davranmaktan yoksun bırakır. Hayatta benim mevkimde olanlar arasında parayı hiç aldırmadan evlenebilenlerin sayısı çok değil. ''Bana bir şey ima etmeye mi çalışıyor?'' diye düşündü Elizabeth ve bu düşünceyle yüzü renkten renge girdi. Ama kendini toplayarak canlı bir tavırla ''Küçük oğulların piyasa fiyatı nedir?'' diye sordu. ''Yalvarırım söyleyin. Abi pek hastalıklı olmadıkça 50 bin sterlinden fazla istemezsiniz umarım.'' Genç adam da ona aynı şakacılıkla cevap verdi ve bu konu böylece kapandı. Konuşmaların etkisi altında kaldığı sanısını uyandırabilecek bir sessizliği önlemek için Elizabeth hemen ''Herhalde'' dedi, ''kuzeniniz sizi buraya sadece yanında buyruk verebileceği birisi bulunsun.'' diye getirdi. Neden evlenip de buyruğu altında sürekli birisini bulundurmayı sağlamadığına şaşıyorum. Ama belki şimdilik bu amaca kız kardeşi hizmet ediyordur. Sonra ona bakan da yalnızca kendisi olduğu için kızı istediği gibi idare ediyordur.
Hayır, bu benimle paylaşmak zorunda olduğu bir avantaj. Çünkü Bay Darcy'nin ortak velileriyiz. Gerçekten öyle misiniz? Ne tür bir vasilik? Lütfen söyler misiniz? Ona bakmak size çok zahmet veriyor mu? O yaşta genç bayanların yönetimi bazen güç olur ve eğer onda da gerçek bir Darcy ruhu varsa, keyfin istediğini yapmaktan herhalde hoşlanıyordur. Bu sözleri söylerken genç adamın kendisine dikkatle baktığını fark etti. Georgia Darcy'nin onların rahatını kaçırdığını sanmasına neyin neden olduğunu sorarken genç adamın takındığı tavır, Elizabeth'te şu veya bu bakımdan gerçeğe pek yaklaştığı kanısını uyandırdı. Hemen cevap verdi. Korkmanıza gerek yok. Georgia Darcy'nin aleyhinde hiçbir şey duymadım. Belki de dünyanın en söz dinleyen varlıklarından birisidir. Tanıdığım bazı lady'ler, Bayan Hurst ve Bayan Caroline Bingley, kendisini pek beğeniyorlar. Sanırım onları tanıdığınızı söylemiştiniz. Biraz. Kardeşleri de hoş ve beyefendi bir adam. Darcy'nin çok iyi arkadaşı. Elizabeth kuru bir sesle, ''Aa evet'' dedi. Bay Darcy, Bay Bingley'e karşı eşsiz ve sevecen bir dost. Ona çok büyük bir özen gösteriyor. Özen mi? Evet, Darcy'nin Bingley'in en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda ona özen gösterdiğini sanıyorum. Buraya gelirken bana söylediklerinden anladığıma göre Bingley bu bakımdan ona çok şey borçlu. Fakat bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama kastettiği kişinin Bingley olduğunu sanmıyorum. Bu yalnızca bir tahmin. Ne demek istiyorsunuz? Bu Darcy'nin doğal olarak duyulmasını istemediği öyle bir durum. Çünkü bayanın ailesi duyarsa hoş olmaz. Bunu kimseye söylemeyeceğime güvenebilirsiniz. Ama söz konusu kişinin Bingley olduğunu sanmam için fazla bir neden olmadığını unutmayın. Darcy'nin bana söylediği sadece şu. Son günlerde bir arkadaşının çok düşüncesizce bir evliliğin doğurabileceği uygunsuzluklardan kurtardığı için kendi kendini kutluyormuş. Ancak ne bir isim verdi ne de başka bir ayrıntı. Başını bu gibi dertlere sokacak türden bir genç olduğuna inandığım için ben Bingley olmasından şüphelendim. Sonra bütün yazıda birlikte geçirdiklerini biliyorum. Bay Darcy bu işe niçin karıştığını size söyledi mi? Anladığıma göre karşı çıkması için kızın aleyhine birçok neden vardı. Onları birbirinden ayırmak için ne gibi beceriler göstermiş? Hisfilim bilerek bana kendi becerilerinden söz etmedi dedi. Sadece şimdi size anlattıklarımı söyledi. Elizabeth cevap vermedi ve kalbi öfkeden sıkışarak yürümeye devam etti. Onu biraz süzdükten sonra Fitzwilliam neden bu kadar düşünceli olduğunu sordu. Genç kız, bana söylediklerinizi düşünüyorum dedi. Kuzeninizin hareketi duygularımla uyuşmuyor. Neden bu kararı vermek ona düşmüş? Sanırım onun bu işe karışmasına, burnunu sokma türünden bir işe karışma gözüyle bakıyorsunuz. Bay Darcy arkadaşının eğilimlerinin yerinde olup olmadığı konusunda bir karar verme hakkını kendi nasıl görüyor veya bu arkadaşın nasıl mutlu olacağına yalnızca kendi kafasına göre nasıl karar verebiliyor? Anlamıyorum ama diye devam etti genç kız kendini toparlayarak işin iç yüzünü hiç bilmediğimiz için yargılamamız doğru değil. Demek ki ortada büyük bir sevgi yokmuş. Yerinde bir kuşku. Yalnız ortada sevgi yoksa Darcy'nin rolü de çok önemli sayılmaz. Bu sözler şaka edasıyla söylenmişti ama genç kıza göre bunlar Bay Darcy'nin gerçek bir portresini çiziyordu. Kendine güvenip cevap veremedi. Bu nedenle hemen sözü değiştirerek eve gelinceye kadar çeşitli konulardan konuştu. Misafirleri gider gitmez odasına kapandı ve bütün duyduklarını hiç durmadan zihninde tekrarladı. Söz konusu iki insanın tanıdığı bu iki insandan başkası olması düşünülemezdi. Dünyada Bay Darcy'nin sözünü bu kadar çok geçirebileceği iki insan bulunamazdı. Bay Bingley ile Jane'i birbirinden ayırmak için alınan önlemlerle Bay Darcy'nin de payı olduğundan zaten kuşkusu yoktu. Ama bu önlemlerin uygulamaya konma işini Bayan Caroline Bingley'in yaptığını sanıyordu. Oysa Jane'i çektiği ve hala da çekmekte olduğu bütün ızdıraplara neden Bay Darcy'ydi. Darcy'nin gururu ve kaprisi, dünyanın en şefkatli, en içten insanının bütün mutluluk ümitlerini hiç değilse bir süre için mahvetmişti ve yaptığı kötülüğün etkisinin ne kadar süreceğini kimse söyleyemezdi. Albay Fitzwilliam karşı çıkması için kızın aleyhinde birçok neden vardı demişti
ve belki de bu güçlü karşı çıkma nedenleri kasabada noteri olan bir eniştesi ve Londra'da tüccar olan bir dayısı olmasıydı. Elizabeth Jane'in kişiliğinde diye düşündü. Hiçbir kusur bulunamaz. Güzellik ve iyilik timsali. Anlama yeteneği mükemmel. Kafası işler. Hali ve tavrı çekicidir. Babam aleyhine de bir şey söylenemez. Kendine has bazı huyları varsa da Bay Darcy'nin bile küçümseyemeyeceği yeteneklere ve onun belki de hiç erişemeyeceği üstün niteliklere sahip. Ama annesini düşününce az da olsa güveni sarsıldı. Ancak Bay Darcy'nin bu konudaki itirazların ağır basabileceğini sanmıyordu. Çünkü genç kıza göre arkadaşının yakınlarının önemli kimseler olmaması, bu adamın gururunda kafalı kimseler olmamasından daha derin bir yara açardı. Sonunda Elizabeth, Bay Darcy'nin kısmen kötü kibrinin etkisi altında, kısmen de Bay Bingley'e kendi kız kardeşini verme adına böyle davrandığı kararına vardı. Bu konunun neden olduğu üzüntü ve gözyaşlarından Elizabeth'in başı ağrımaya başlamıştı. Bu ağrı akşama doğru iyice arttı ve Bay Darcy'yi görmeme isteği de buna katılınca o gün Rosings'de çaya davetli olan Collins'lerle beraber çıkmamaya karar verdi. Bay Collins onun gerçekten rahatsız olduğunu görerek gelmesi için zorlamadı. Kocasının ısrarına da elinden geldiği kadar engel oldu. Ama Bay Collins Elizabeth'in evde kalışına Lady Catherine'in canı sıkıldığından endişe ettiğini gizleyemedi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.